Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Ondan sonra rakiplerimizin destesini bir daha kopyalayacağız. İlk desteği tabii ki ben belirliyorum daha rakip gelmediği için. Şimdi mesela adamın ismi Manitil. Biz bu oyuncu ne oynuyorsa bunu oynayacağız. İnşallah iksir golemi tarzında bir şey oynamıyordur. Onun dışındaki destelere çok okeyim zaten. Sıkıntı yok. Çarpma olduğuna göre gerçi hiç daha tahmin yapmak için erken. Şöyle bir Mega Minyon'la bir çıkalım. Abi bu yeni kart çok kullanılıyor ya. Yani acayip bir kullanım oranı var. Ve hala nerf gelmedi. Yani bu sezonuna girerken ben nerf gelir diye tahmin ediyordum ama hiç alakası yok. Kaleye gelip bir tane vurmasa bari. Ya vurmaz orada. Ölüm hasarından bahsediyorum tabii vurmaz derken. Tamam şöyle boşluğu bekliyor mudur bilmiyorum. Zannetmiyorum beklediğini. Şöyle kar sıkıştırmadan biz bunu yakalarız. Güzel. Pekka'yı zaten orada rahat öldüremez. Çok hatalı oynadı bence orayı ama. Bu kadar kolay mı yakalayacaktık bunu gerçekten? Biraz diren lan bir şeyler yap ya. Eyvah şimdi biz adamın destesi de hiç güzel değil yani. Bunu oynamak zorunda kalmamız pek iyi olmadı bence. Salacak mı maçı pek zannetmiyorum. Daha bir taş kaybetti diye salmaz henüz. İkinci taşının canı full çünkü. Evet salmadı gerçekten. Arkadan bir Mega Minyon'la çıkalım. Şu an tekrar Pekka'yı çıkarsam mı elimden diye bakıyorum. Tamam şöyle bir koç binici artı varil yapalım. Tamam. Bir oklar atalım. Savunmayı gayet güzel kurdum. Özellik basarsa şövalye atarız. Şu an en azından fazladan iksir harcamayayım gereksiz yere. Adam beklediğime göre çok vasat çıktı ama bu destesi de şu anlamda güzel değil. Mesela küçük prensi bari kullanma o destede. Çünkü en son nerf yedikten sonra artık goblinlere bile tek atamıyor. Yani neden kullanasın? Şöyle biz de Mega Minyon'la çıkalım. Bir yandan sağ taraftan da atak başlatacağım. Bu arada adam gerçekten ezbere oynuyor. Yani birkaç hamle ezberlemiş ve sürekli onları yapıyor. Hiç sırası bile değişmiyor. Bilmiyorum hani fark ettiniz mi de. Şöyle bir çarpma bırakacağım oraya. Pek orayı savunur. Güzel hasar verdi aslında. Evet bak böylesini tebrik etmek lazım. Şöyle bir şövalyeyle de çıkalım. Tamam bir oklar bırakacağım. Yani bunu biliyordum zaten bekliyordum. Güzel Pekka bir şeyler yapar mı orada? Gerçi sağ taraftan biz 3 tacı çekmişiz. Ben hala orada Pekka'ya bakıyordum. Bir çarpma atalım Pekka orayı alsın. Çok güzel. Adama 3 taş da çektik çok ayıp oldu. Da biz şimdi bunun destesini oynayacağız. Bu da hiç hoş olmadı. Adamın destesini çünkü hiç beğenmedim görünüş olarak. Şimdi bir diğer rakibimizi bulduk. Bu arada Pekka destesiyle devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü baktım bu hesabımda Molotovçu Goblin yokmuş. Yani daha hiç açmamışım kartı. O yüzden onun yerine bombacı alayım dedim. Ondan sonra dedim bombacı da aynı yeri tutmaz falan. En azından daha böyle oynayabileceğimiz şekilde kartlarla oynayalım. Ya zaten yeni gelen kartlardan açıkçası hemen hemen hiçbirini sevmedim. Bir Goblin laneti kartı birazcık hoşuma gitti. Hani bir farklılık katmış oyuna dedim. Onun dışında zaten pek bir beğenmemiştim yani. Ama bu elemanın destesini kopyalayacağız. X-Ray'ı oynamak zorunda kalacağız. İşte o biraz sıkıntı. X-Ray'ın en son oynadığımda facia çıkmıştı biliyorsunuz ki. Neredeyse ban yiyecektik YouTube'dan. Şöyle bir koç bincisi atalım. Yani çarpmayı atmış olmak için atalım. Destemiz dönsün. Bir işe yaramayacak yoksa. X-Ray'ı biraz korkutucu aslında. Bir tık şöyle sağ tarafa doğru atalım. O kart atana kadar yarı canı gider en azından. Tamam çok güzel. Adam savunmadı. Mesela okçuları artık hiç atmaması gerekirdi ama ne bileyim. İnterneti mi kastı ne oldu neden orada okçuyu bir daha attın mesela. 2x'de ben daha rahat mücadele edeceğime inanıyorum. Adam da büyük ihtimalle öyle düşünüyordur kendi açısından ama Pekka'yı çok rahat çeviririm 2x'de. Yani sadece şu anlık birazcık savunmaya yatsak ondan sonrası bizim için iyi gider diye tahmin ediyorum. Şimdi bir atağa çıksam mı çıkmasam. Atağa çıkmayalım da şöyle bir koç bincisi bırakalım. Neyse varil de atmayacağım ya. Bir çarpma. Güzel. Yani vur artık ama. Yok. Kalenin enerjisi tamam güzel vurdu. Şu an hoşuma gitti bir tık. Okçular için bizim de oklarımız var.
Tamam, şöyle bir devam edelim. En azından yine kart atmak zorunda kalsın. Varlı şöyle bir tık solla atacağım. Ah be. Evrimli iskeletler hiç aklıma gelmedi bu arada. Bayağı aklımdan çıkmış adamın iskeletlerin evrimli olması. Şöyle devam edelim. Tesla'yı harcatmak istiyorum buna. X-Ray'nin yanına koyamazsın. Evet. Yani zaten benim de istediğim buydu. Güzel. Şunu şu şekilde atalım. Okçuları doğrudan alacağım orada. Vallahi şu ana kadar çok rahat oynuyoruz. Bence bunu da rahat alabileceğimiz eşleşmelerden bir tanesi gibi geldi bana. Evet. Şimdi atağa çıkabilir miyiz? Tamam, bir evrimli çarpma. Zaten çarpmayı yani kullanacağımız çok özel bir durum da yoktu. O yüzden sıkıntı olmaz. Oklar atmaya ihtiyaç yok şu an. Neyse, hiç atmayalım. Oradan daha iyi bir atağa kalkabiliriz birazdan biz çünkü. Bir boşluk bırakalım. Şöyle onu korumak isteyecektir. Tamam, bir de çarpma bırakalım. Güzel. Bir varil. Varil de ne iş yaptı be? Adam şu an çok morali bozulmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü bence artık maçın sonucu gözüküyor gibi şu andan. Şöyle atalım. Önüne bir kar sıkıştıramaz. Tamam. Bir çarpma. Pekka'yı biraz daha aktif de kullanmak istiyorum bir yandan. Şöyle Pekka ile çıkalım biz. Güzel. Onun yapması gereken zaten en başından beri buydu. Ya işte şu çok ayar ediyor. Evrimli Tesla. Bilmiyorum, nerf gelsin dedikçe adamlar umursamıyor ya bir de. İyice çıldırtıcı bir durum ya. Güzel. Tamam. Yani atağa çıkamamak çok canımı sıktı şu an. Tamam. O koç binici oradan atlarken herhalde vazgeçti. Kaleye bakmış orada. Tamam, adamı bir şey demeyelim. Şöyle bir mega minyonla çıkalım. İki taraflı ataklar yapmaya başlayacağız şimdilik. Tamam, şöyle iki taraftan bir gitmeyi deneyelim. Bir çarpma bırakacağım. Çok güzel. Çarpmayı ilk yapmışım. Hiç gram pişman değilim. Bir daha olsa bir daha atarım yani. O evrimli iskeletlerden kurtuluşumun olduğuna inanmıyorum çünkü. Tamam, bir boşluk bırakalım. Güzel. Mesela şu an X-Ray ile sadece savunmayı kurabilir. Tamam. Bir oklar. Çok güzel. Aldım maçı mesela. Şükür be. Bir ara gerçekten alev topuyla böyle maçı çevirebileceğine ben de inanmıştım ama üzerine böyle birazcık ağır gittiğimiz zaman güzel oynadık. Adama da iyi oyundu diyelim. Oynadı deste çünkü bayağı yetenek gerektiriyor. Şimdi buradan adamın destesini maalesef kopyalamam gerekiyor. Direkt bunun yerine zaten alalım. Evet. Levellere bakıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Adam bu arada X-Ray'ını gayet güzel oynadı. Bizim de onun gibi oynayabilmemiz lazım. X-Ray konusunda pek kendime güvenmiyorum. Hani tecrübeli olduğum bir deste değil. Lan biz evrimleri ayarlamadık mı? İskelet evrimini ayarlamışız da adam böyle mi kullanıyordu? He, Tesla ve iskelet. Tamam tamam. Şimdi hatırladım. Doğru. Aynısını birebir kopyalamış olduk aslında. Şöyle bir buz ruhuyla çıkalım. Alev topunu şu anlık atmaya gerek var mı? Tamam, bir Tesla'yı çevirdik en azından, güzel. Bir tane vurma lan. Vurdu. Şimdi oynayan taraf biz olunca mesela bu sefer de Tesla hiç sinir edici gözükmüyor bana. Hani hatta Tesla çok yavaş öldürüyormuş gibi düşünüyorsun. İşte. Güzel. Tamam, savunmayı rahat yaptık. Hasar olarak da öndeyiz. Tamam, şöyle direkt bir X-Ray'ını basalım. Zaten bu X-Ray'ını bas diye bildiğim bir davet gibi oldu benim için. Bir şey, daha fazla bir şeyler atarsam Pekka'yı sonrasında savunamamaktan korkuyorum açıkçası. Şöyle bir düzgünce orayı tutmayı deneyelim. Tamam. Bu özellik basmadan şöyle müdahale edeceğim buna. Güzel savunduk aslında. Tamam, şunu biraz ittirelim. Öl artık. Yani daha ne kadar vuracaksın çünkü, değil mi? Koç bincisiyle şu an çekmeyi umarım düşünmez. Çünkü atabilecek buz ruhundan başka pek bir kartım yok. Okçuları da adam öldürür zaten, çarpması falan var. Bu arada X-Ray'ını ilk oynadığımda
Şu an mesaj atmanın hiç zamanı değil. İlk yayını ilk oynadığımda bayağı böyle tecrübesizdim. Zamanla bir tane küreselde bir arkadaş vardı benim. XA oynuyordu. XA'yı kasıyordu. Ondan falan böyle biraz hani nasıl oynanılacağını öğrenmeye çalıştım. Ondan sonrası için artık oynayabiliyorum. Tamam, şöyle bir atalım. Adam bıraktı mı maçı? Yani bence az önce mesela ben pek oynayan taraftım. Eşleşme hatta güzel geldi dedim. Adam pek oynuyor. Şu an saldı maçı. Buradan direkt diğer rakibe geçeriz. İbneliğine şöyle X yayını ortaya diktim. En sevdiğim pozisyon bu mesela. X yayı buradan ana kuleye falan vuruyor ya. Hani satranç oynarken böyle mesela bir taşla adamın şahını tehdit etmek gibi. Çok güzel bir şey bu hamle. Ama tabii zaten adam maçı bırakmasa bu hamleyi yapamazdık. Şimdi bu eleman ne oynuyordu? Biz gene PK'ya, gene bu Molotovçu Goblin var. Bu sefer bunun yerine bombacı alacağım. Bu arada arkadaşlar, bende bu Goblin yıkıcı varmış. Ben buna Molotovçu Goblin diyordum. Goblin yıkıcıymış bunun ismi. Varmış 12 seviye ama olsun. Sonuçta içeriğimiz bu. Yani videonun konusu bu zaten. Rakibin destesini kopyalamak. En son yendiğim elemanın destesini de kopyaladım. Ben bu desteyle rahat oynarım ama bu Goblin yıkıcıyı çok kullanmak istemiyorum açıkçası. Böyle yani tipinden bile haz etmiyorum. Zaten yeni kart getireceğim derken iyice oyunun içine ettiler bir tık. O yüzden çok da nedir bu ya? Bir roketi kaçırsa orada var ya, ne dalga geçerdik. Şimdi ya bildiğimiz Lockbit oynuyor. İşte bunda şey falan da vardır, Tesla veya Felaket Kulesi. O bir tık sıkıntı, büyülü okçuyu bir yerde kitlemeyi düşünebiliriz. Adam herhalde desteği kendisi yapmış. Çünkü ilk defa ben böyle bir deste gördüm. Normalde bu tarz bir deste hiç görmemiştim. Tamam, özelliğini basalım onun. Tamam, şöyle hem kaleye hem prensese hem de goblin yıkıcıya gelecek şekilde onu vurdurduk. Yarasalarla alalım ya. Yapacak bir şey yok. Şu an daha iyi bir seçenek yok gibi. Büyülü okçu maşallah. İki tane goblinden birine bile... Ulan büyülü okçu hadi. Çıktığın yere gir ya. Hadi. Gitme gitme. Bizi rezil edeceksin düşman. Nereye gidiyorsun öyle? Eyvah. Yani goblin yıkıcıyı kullansak 12 seviye. Bir tane vurursun. Çok güzel. Şimdi buradan PK ile çıksak hiç düşünmeden adam roketi atacaktır. O yüzden buna ilk önce roketini harcatacak bir hamle yapalım. Bu düşünemez. Harcar. Çok güzel. Teslası da varmış. Tamam da yani böyle bir eşleşmeyi zaten nasıl yeneceğiz ki? Hangi kafayla böyle eşleşme atıyorsun Süpersel? Goblin kıcı bunlara tek atar herhalde, değil mi? 12 levelde olsa. Yok, atmıyormuş. Yani çok da güçlü değilmiş aslında düşündüğümüz kadar mantıken. Yani şöyle bir küçük prense çıkalım. Yarasaları bir yerde kitleyebilir miyiz acaba? Ona bir tak bakacağım. Bir PK. Güzel. Bir büyülü okçu bırakalım orada. Çok güzel. Kaleye iyi vuruyorum orada. Tamam, şimdi roketin açacağını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Evet. Keşke vursaydım be. Tamam, deneyelim tekrardan. Bunu serbest bırakırsak bu adam olmayacak, belli oldu. Yok ya. Pek yapacak bir şey yok. Şöyle bir çarpma bırakacağım. Orada biz mesela iskelet tahmini yaptık ya, adam zeki olduğu için falan elinde tutmuyor arkadaşlar. Adam salak olduğu için elinde tutuyor orada mesela. Yani hiçbir şey düşünmüyor orada zaten. Neden çarpma attığımızı bile anlamamıştır. Bir basalım şöyle. Bir de yarasalarla girelim. Çok güzel. Güzel. Alabiliriz. Al lan orayı. Hadi bir tane daha vur. Normal tebrik edelim. Çünkü bu kadar kaliteli oynadı. Yok, normal tebrik edilmeyi hak etmiyor. Hala tavuk emojisi atıyor. Keşke bizde de horoz emojisi olsa. Gerçi öyle bir emoji oyunda hiç yok galiba. Neyse arkadaşlar, yani attığımız maçları gördünüz. Zaten hiç bir maç kesmedik. Herhalde şuradan başladık. Normalde bu desteğiyle oynamamız gerekiyordu ama ben bunu kopyala dediğimde şeyden dolayı kopyalamadı. O Goblin büyüsü yokmuş bu hesapta. Bu Goblin yıkıcı varmış. Koleksiyonda kart eksik diye uyarı vermişti. Neyse, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.